Özellikle F-35 ve F-16 konusuyla şimdi de güvenlik uzmanı Sayın Metin Gürcan yayın konuğumuz. Merhaba Metin Bey, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle yine bağlantı kurduğumuzda aslında F-16'yı Türkiye niye istiyor, daha F-35'lerin parası alınmadı diye sorduğumuzda sizin de dikkat çektiğiniz çok önemli başlıklar vardı. Şimdi onları yeniden konuşma zamanı ama birazcık daha farklı herhalde. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Birkaç ay içinde ikinci toplantı Washington'da yapılacak F-35 ile ilgili diyor. Şimdi F-16 isteği Türkiye'nin, acaba F-35'i biraz daha gündemde tutma ya da F-16'yı konuşalım ama bizim isteğimiz F-35 mesajı mıydı acaba? Nasıl okuduk bunu? Şimdi efendim öncelikle biliyorsunuz 3 sene içerisinde bundan, yani 2017'lerde 18'lerde, hatta 2018'ler sonundan itibaren ucube cumhurbaşkanlığı sistemi başladıktan sonra F-35 de alırım, S-400 de alırım tarzında iktidarın kararlı bir tutumu vardı. Hatta bu tutum hırçınlık seviyesine kadar ulaştı ve günün sonunda ne oldu? Artık iktidar yani en azından F-16 bari ver seviyesine düştü. Bu, yani dış politikada F-35, S-400, F-16, yani Türkiye'nin orta yüksek irtifa hava füze savunması ihtiyacı ve giderek yaşlanan Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücü olan F-4'lerin ve F-16'ların tedariğinde nasıl yanlış yönetildiğini, planlamaların, kararların nasıl yanlış alındığını göstermesi açısından çok önemli bir nokta. Yani dış politikasızlık her seviyede artık kendini hissettiriyor ve büyük bir dağılmışlık görüntüsü içerisinde. Ankara'da kimin ne konuştuğu, ne karar verdiği, kurumlar arasında eşgüdüm, koordinasyon var mı yok mu sorularını sıkça sormamıza neden olan bir dağınıklık görüntüsü içerisinde. Bu dağınıklık görüntüsünde şeyleri, taşları yerine net öncesinde koymak lazım. Şimdi bu gelen Ankara'daki teknik delegasyon, Milli Savunma Bakanlığı ile Pentagon yetkilileri arasında bu toplantıları da biliyorsunuz katsa yaptırımları altında olduğu için Savunma Sanayisi Başkanlığı katılamıyor. F-35'ler şu an itibariyle hayal, bitti. Yani anlaşmalı bir boşanma, gürültü patırtı olmadan F-35 sürecinden seni nasıl dışarı çıkartabiliriz tarzında soruların soruldu ve bunun cevabının arandı. Hakkaniyetli çözüm diyor Amerika tarafı, bunu vurguluyor. Burada da biliyorsunuz içeride kalan bizim 1.4 milyar dolar paramız var. Bu parayı kurtarabilmek için Ankara, Washington'da lobi şirketleriyle anlaştı. Biden yönetimi nezdinde temaslar kurulmaya çalışıldı. Senato nezdinde temaslar kurulmaya çalışıldı. Ama günün sonunda bu 1.4 milyar dolar tabii burada F-35 tedarik sürecindeki sözleşmenin, teknik şartnamenin şartlarını Ankara'nın, iktidarın nelere imza attığını biz bilmiyoruz neyin altına, ama günün sonunda bu parayı herhalde Amerika tarafı F-35 yerine F-16'larda en azından hakkaniyetli çözüm için bir teknik yol haritası planlayalım çözümüne razı olmuş gibi. Burada da ben açıkçası çok iyimser olamıyorum. Her ne kadar dünkü görüşmede Biden Ankara'ya F-16 konusunda yardımcı oluruz invalı bir açıklama yapmış olsa ve bu açık kaynaklara düşse de, çünkü kongrede bakın 400 senatör, bunu da ayrı bir başarı hikayesi olarak tırnak içinde Türk dış politikasızlığının sorgulamak lazım. Tek bir senatör açıkça kamuoyuna Türkiye F-16'ları almalı tarzında bir mektup yayınlamadı. Ama tam tersine Türkiye F-16'ları almamalı görüşüyle 2-3 tane farklı mektup yayınlandı. En az 20'nin üzerinde senatör tarafından. İşte burada da Ankara'nın senatoyu ne kadar ihmal ettiği, buradaki Türkiye'nin tezlerine yakın, Türk dostu diyebileceğimiz Amerika'daki karar alıcılarla ilişkilerini uzun dönemdir sıcak tutamadığı, yıprattığı, öngörülemez, kestirilemez tercihler nedeniyle kendini Washington'da ifade etmekte güçlük yaşadığı bir dönemde bunları konuşuyoruz. Kuvvetle muhtemel F-16'larda Senato vetosu yiyecek. Burada da Biden yönetiminden yardım istiyoruz. Yani en azından F-16'ları bari ver, 1.4 milyar doları kurtaralım diye.
Biden yönetiminde de bu kadar bu konuda ne kadar istekli olacağını ben açıkçası o konuda endişelerim var. Evet. Bir de bir taraftan mesela Türkiye F-35 istiyor ki parası da ödendiği halde alamıyor. Türkiye F-35 istiyor. Herhangi bir somut adım yok. Türkiye F-16 istiyor, bir somut adım yok. Türkiye yeniden F-35 konusunu gündeme getiriyor. Milli Savunma Bakanlığı da dedi, az önce de söylemiştim, yineleyelim, birkaç ay içinde Washington'da bir görüşme daha olacak diyor. Peki sonuç alabilir mi Türkiye? Siz dediniz ki ben o kadar iyimser bakamıyorum Biden'ın açıklamasına rağmen dediniz ama şimdi peki hangi noktaya gelmiş olur? Bu kriz daha da şiddetini artırır mı? Şimdi efendim anlayabildiğim kadarıyla benim F-35 sürecinden çıktıktan sonra F-16'ların üreticisi Lockheed Martin şirketiyle iktidarın Ankara'da milyon dolarlar ödediği lobi şirketleri Washington'da F-35 ile ilgili anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için bir teknik yol haritası hazırladılar ve bu teknik yol haritasını Ankara'ya ilettiler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'dan böyle bir talep geldi dediği de bu bence. Yani ben Biden yönetiminden, Amerika'da yürütmeden, federal hükümetten veya senatodan böyle bir talep geldiğini zannetmiyorum. Yani F-16 üreticisi şirketle Türkiye'ye bu konuda lobi desteği, 1.4 milyar doları kurtarmaya çalışan lobi şirketinin teklifi Amerika'dan iletilen teklif. Biden yönetiminin böyle bir havet diyelim, yani hem hayır hem evet tarzında, çok da gönüllü olmasa da Türkiye'nin yani Rusya ile olan mevcut durumu, belki Savunma Bakanlığı, belki Sayın Hulusi Akar'ın özel kendisini yani girişimleriyle bir sempati duyulup Senato'da yardım süreci başlatılabilir Biden yönetimi tarafından. Ama günün sonunda ben Senato'da, şimdi bugün baktığınızda Amerikan Senatosu'nda hem Cumhuriyetçilerin hem Demokratların üzerinde büyük ezici çoğunlukla uzlaşıda olduğu en önemli konulardan bir tanesi Türkiye karşıtlığı. Yani bu da tabii mutlaka Amerika'nın hataları var, mutlaka Washington'un hataları var ama burada biraz çuvaldızı da kendimize batırmamız gerekiyor. Yani F-35 sürecinden net olarak dışlandık. Bunun altını çizelim. Önümüzdeki 2-3 senede en azından görünen gerçeklikte tam da yakıcı şekilde Türk Hava Kuvvetleri'nin ana muharip savaş uçağı ihtiyacı olduğu önümüzdeki 3-5 senede bu F-35'leri ben hayal diye değerlendiriyorum. Belki Türkiye'de bir iktidar değişikliği olursa yeni hükümetin daha farklı angajman çabalarıyla belki Washington'da Türkiye karşıtlığı yumuşatılabilir. Ama F-16'larında ben günün sonunda S-400 nedeniyle Senato'da bloke yiyeceğini düşünüyorum. Biden çabalasa bile burada bir önemli hata da yine teknik bir mevzu. Bunu Amerika'da Senato, yani Türkiye karşıtı çevreler dillendirmeye başladığı için söylüyorum. Biliyorsunuz Sinop'ta testleri yapıldı S-400'lerin. S-400 testlerinde F-16'ların aktif kullanıldığı, bu nedenle S-400 katsa yaptırım sürecine Türkiye'nin F-16 tedariğinin de katılabileceği, katsa kapsamında F-16 tedarik talebinin de değerlendirilebileceğine dair yorumlar, argümanlar var Senato'da Türkiye karşıtı çevrelerde. Bu argümanlar iş Senato'ya geldiği zaman F-16'ların son onayı biliyorsunuz oraya. Çünkü yurt dışında böyle kritik sistem ihraçlarında Amerika'da Senato onayına tabi. Bu argümanın da ben sıklıkla işleneceğini değerlendiriyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Kıymetli katılımınız, katkılarınız için çok sağ olun. İyi yayınlar efendim. Teşekkürler.